Türkiye'de aşısızlara kısıtlama getirilmeli mi diye sorduk. Uzmanlar yeni tedbirler şart diyorlar. Bu gerekliliği vaka sayılarında da görüyoruz. Uzunca bir süredir 20 binlerde seyrediyor vakalar, düşmüyor. Bununla birlikte maske, mesafe gibi tedbirlerde de rehaveti hepimiz farkındayız. Dezenfektan kullanımında da ciddi bir düşüş var. Toptancılar satışların durma noktasına geldiğini söylüyor. Dezenfektan koronavirüsle mücadelede en etkin silahlar arasında. Mikrobu anında öldürüyor. Ancak kullanım oranı son aylarda hızla azaldı. Azalmaya da devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde ikinci yıla yaklaşılırken alışkanlıklarımız da değişmiş durumda. Sadece maske mesafe değil aynı zamanda dezenfektan kullanımı da bir hayli azaldı üreticiler, toptancılar, satıcılar geçen sene bu zamana göre dezenfektan satışlarının yarı yarıyadan daha fazla azaldığını söylüyor. Dezenfektan kullanımı azalmadı. Dezenfektan kullanımı bitti. Yani maske kullanımının bitmesiyle beraber dezenfektan kullanımı da bitti. İşte insanlar artık koronanın bittiğini tamamen düşünüyor. En büyük zafiyetimiz de zaten burada oluşmakta. Korona bitmedi. Korona artışlı bir şekilde devam etmekte. Dezenfektanın fiyatı da düştü. Pandemi başında litresi 60 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi 20 liranın altında. Şimdi daha az kullanıyorum. Alkol oranı yüksek dezenfektanlarda ellerimde çatlama yapıyor, yaralar oluşuyor. Eee, azalttınız mı? Hiç kullanmıyorum şu an. Daha çok ıslak mendil tüketiyorum kendim. Geçen sene bu dönemlerde artık dezenfektan bulamıyorduk. Arabalarla şehir dışlarından ürünler getirtiyorduk. Fakat şu anda hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde satış yok. Uzmanlar uyarıyor. Haritalar yine kırmızıya döndü. Vaka sayısı artmaya devam ediyor. Maske ve mesafe kadar temizlik de virüsten korunmak için hayati önemde.